Milyon TV ekranlarından merhaba sevgili arkadaşlar. Kuşadası Gençlik Festivali bu yıl 3. kez gerçekleşiyor ve gerçekten her geçen yıl daha da güzelleşiyor. Yanımızda Moğollar var. Birkaç hafta önce Samsun'da beraberdik. Şimdi Kuşadası'nda yine beraberiz. Çok şahane geçiyor sizinle festivaller. Bugün seyirci çok coşkuluydu. Siz ne dersiniz? Yağmur yoktu. Evet, hava çok güzeldi. Gerçekten Samsun'da yağmur olmasına rağmen o da muhteşemdi. Bu festivallerin o güzelliği artık iyice bir netleşti, daha bir ortaya çıktı. Çünkü bu ülkenin bu tarz festivallere ihtiyacı var. Yani bunu Milyon Fest çözmüş durumda. Gençlerin bir araya gelip ortaklaşa kendi yani türküleri olsun. Şimdi öyle bir gruplar geliyor ki yani kimisi daha 2 sene evvel kurulmuş, kimisi 20 sene evvel kurulmuş, kimisi 30 sene evvel kurulmuş, öbürü 40 sene, işte biz 50, işte biz de bunun arasındayız. Yani içindeyiz daha doğrusu. Yani bu şöyle bir umudu dile getiriyor. Bunu gerçekten çok keyifle söyleyebilirim. Bu festivaller kültürün, keşke bunun tiyatroda olabilse, keşke işte balede olabilse, keşke sanatın diğer dallarında da bunlar böyle yani bu rock festivalleri kadar sık olmasa bile bir şekilde bir senede bir yahut da bileyim işte bir şekilde ama şimdi müzik yırttı aradan. Aynen. Ama diğer sanat dalları yırtamadı. Ben bu anlamda biraz üzüntü duyuyorum. Bu tabii mesaj mı ediyorsun abi? Acaba başka festivallerde değil mi? Ya, bale festivali. Umut'un branşı başka. Bu başka bir organizasyon beyni olan insanlara başka mesajlar bunlar. Şöyle bir şey var. Rock müzik artık tüm gezegenin halk müziği gibi bir şey. Güncel halk müziği. Popüler, güncel ama aynı zamanda etkili. Hayatı değiştirebilen, ona yön verebilen bir müzik. Çok anlamda dinamik. Hayatla ilgili bir öncü bir şey gerçekten. Kesinlikle kitleleri bir araya getiriyor. Kesinlikle. Hem de öncülük yapıyor. O yüzden Cahit'in söylediği şey çok önemli ama ben bununla gurur duyuyorum. Çünkü yıllardır bir rock müzisyeni olarak addediyorum kendimi. Bu öncülüğü hep biz sürdürüyoruz. Bu konuda gururluyum. Kesinlikle yani. Kesinlikle biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Rock müzik yani grupları dediniz ama bir yandan aslında Kuşadası'nda farklı müzikleri icra eden müzisyenler de bir arada. Mesela siz daha önce Ezel'i sahnenize konuk etmiştiniz. Rap müzik şöyle biraz yükselişte. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları, diğer müzik türlerini? O da devamı zaten. Yani bu dönemde, bu yaşadığımız yıllarda olayın farklı bir boyutta devamı esasında. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Aslında hani bir 50 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Halbuki benim 53-54 yıllık bir geçmişim var bu şeyde, Türkiye'de müzik dünyasında. Şöyle bir kavram oluştu. Her yeni kuşak kendi müzik tarzını getirdi. Yani şimdi pop vardı. Yani işte Adriana Celentano vardı. İtalyan Peppino Di Caprio vardı. İşte ne bileyim Shadows vardı, Cliff Richard vardı. İşte bunlar böyle giderken böyle gayet böyle pırıl pırıl enstrüman sesleriyle, kristalize seslerle. Ama birdenbire Avrupa'dan şöyle bir ses geldi. Distortion gitarlı bir sound kullanan farklı gruplar. Farklı müzik türleri yani, bir arada. O zamanlar 18-19 yaşlardayız. Bizim hoşumuza gitti. Yani daha doğrusu toparlarsam rock müziğin ilk şeyi o distortion gitar, davulun öyle uslu uslu değil de deli gibi çalındığı şeyler, basçıları bilmem ne oldu, Hammond organ devreye girdiği dönem. Şimdi işte bizden sonra işte metal diye bir şey çıktı, Cem diyorum pardon Taner onlarla kavga etti. Tam da bu noktada şunu soracağım. Vaktimiz çok azalıyormuş. Çok tamam, özür dilerim. Dur. O zaman ben cümlemi bitireyim. İşte rap de her kuşağın kendi çıkarttığı, ürettiği bir ifade biçimi. İfade biçimi, bunun altını çiziyorum. Hı-hı. Çünkü her kuşak kendini ifade etmek için bir tarz müzik. Kesinlikle, tabii ki. Hani Ezel, Ceza ve işte Kamufle vesaire, bunlar bence zamanında rock müziğin üstlendiği o protest, işte nasıl diyeyim, karşıt görüş ya da işte bir başkaldırıyı şu anda bence rock müzikten daha çok onlar ele almış durumda. Belki bu bir süreçtir, bilemiyorum ama hakkıyla ve layıkıyla yapıyorlar.
ve hani biz de onların hastasıyız açıkçası. Gayet dinliyoruz yani. O yüzden bu bayrak belki bir sonraki jenerasyonda başka bir janrada devam edecek. Ama hani şu anda onlar hani bu işi çok çok iyi yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz. Yani. Harikasınız. Tüm Anadolu'yu da tabii ki dahil ederek söylüyoruz. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. 50. yıl tabii ki biz sizden artık 50. yıl albüm gelecek diye bekliyoruz. Yeni şarkı bekliyoruz burada. Hayranlarınız da merakla bekliyor. Onun bir sözünü alalım mı acaba? Yakında gelecek mi? Bir kere türküler ki bizim tabanımız odur, geçmişimiz onlardır. Onlar her ne kadar yasaklandıysa da bugüne kadar gelmeyi başarmıştır. Türkülerin, şarkıların, sanatın her türlünün hür olması gerekiyor. Üzerinde hiçbir baskı olmaması gerekiyor. Baskı olmasa üretim de artar aslında. Yani baskı olursa merdiven altı üretim olur. Yapacağız. 50. yıl, bu sene 50. yıl ne olur? Bak işte tişörtü var falan. Önce tişörtü bastırdık, sonra şarkı yapacağız inşallah. Sonra albüm gelecek. Albüm gelecek, merak etmesin. Çok güzel haberler. Güzel bir projeyle geri geleceğiz. Çok teşekkür ederiz. Moğollar Kuşadası Gençlik Festivali'nin açılışını yaptı. Şahane performansıyla önümüzdeki festivallerde yine sizlerle beraber olmak dileğiyle diyelim ve çok teşekkür ediyoruz Moğollara. Çok sağ olun.